Artık saatler sayılıyor. Millet haftanın son gününde sandığa gidecek. İki seçenekten birine oy verecek. Türkiye'nin kaderi yeniden şekillenecek. Halk oylaması sağ çalışmasını sürdüren AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk ziyaretlerinde ekonomik büyüme ve istikrar için 16 Nisan'da evet'i işaret etti. Allah bizi utandırmasın. Amin. İnşallah. Hadi kolaylıklar diliyoruz. Gayretinizi bekliyoruz. İnşallah. Sandıkların kurulmasına iki gün kala saha çalışmalarını sürdüren AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk güne çarşı esnafını ziyaret ederek başladı. 17.90. Esnaf ziyareti sonrası Karaman Belediyesi temizlik işleri personeliyle bir araya gelen Konuk, Türk sancağının İslam ümmetinin umudu olduğunu söyledi. Bu aziz, bu necip bayrağını hiçbir şekilde dün indiremediler, bugün indiremezler, yarın da indiremezler. Bu şerefli ayetimiz, bu büyük, bu aziz, bu necip milletin hep her daim insanda sadece gönül dünyamıza, inanç dünyamıza değil, bütün insanda hizmet edecek şekilde güçlü yeni Türkiye'yi var ederek hep onu en yükseklerde beraber tartışacağız. Güçlü Türkiye için evet desteği isteyen Recep Konuk, gelecek Türk gençliğinin olacak dedi. İşte hem bu ülkeyi bölmek isteyenlere ders verelim, hem bizim kaynaklarımızı, ekmeğimizi, aşımızı, zor kazandığımız parayı bizden bir şekilde çalanlara ders verelim. İnşallah bu millet, bu milletin çocukları, bu milletin evlatları bu ülkenin sahibi olsun. Başkaları olmasın. Karaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamları ve girişimcilerle buluşan AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk istikrar vurgusu yaptı. Son 14 yılda tam 41 yılda yapılan toplaştırmanın 10 katı yapmış. Yani 14 yılda 41 yılda yapılan 10 katını yapabiliyorsunuz. Bu bir istikrarın sonucu. İstikrar varsa, istikrar varsa bir ülkede İşte büyüme oluyor. Bu A partisi olur, B partisi. Parti önemli değil bu. Önemli olan istikrardır. Konuk seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülecek olmasına özellikle vurgu yaptı. Yetişmiş siyasetçiye ihtiyacımız var. Gençleri yetiştireceksiniz. Bu ülkeyi temsil etmede gençler yetişecek. Onlar bu ülkeyi daha güçlü temsil edecekler. Dolayısıyla gençliğin dinamizminden de faydalanmayı umuyorum. Bunlar kesinlikle bu ülkenin kalkınmasında atılacak en önemli adımlar. Anayasada 18 maddelik bir iyileştirmenin yeterli olmayacağını ifade eden Recep Konuk, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti, sivil anayasa için gençleri göreve çağırdı. Zaten biliyorsunuz bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin, bana göre Devlet Bey'in ahir ömrünün en iyi planıdır. En iyisi yapmıştır. Yani o diyordu ya hani önce benim önceliğim, devletim, milletim, sonra partim diyor. Bakın partisi zarar görmesi pahasına ülkenin geleceği uğruna en doğru adım attı. Önce benim ülkem var olsun. O tehlikeyi gördü. Buradaki değişimin bir mecburiyet olduğunu anladı. Ve böylece bu düzenleme 18 maddeye. Ümit ediyorum önümüzdeki günlerde bu milletin çocukları sivil anayasa yapabilir, yapmalı da. Hep biz İhtilal anayasalarıyla yönetilmemeliyiz.